Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına, gece görüşüne. Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyorum kırmadınız katıldığınız için. Estağfurullah. Ben birazcık Türkiye'nin son dönemlerde böyle atak halinde devam eden diplomatik temaslarıyla başlamak isterim. Çünkü bir operasyondan bahsediliyor. Bu operasyon için net sinyaller olduğu ifade ediliyor. Bir taraftan da bu gerçekleşen temasların aslında bu operasyon için Türkiye'nin ikna çalışmaları kapsamında bölge ülkelerini bir arada tutmak için yaptığı temaslar olduğu ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son teması ise Brüksel'deydi. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Sonrasında ise Amerika Birleşik Devletleri ile ve Avrupa Birliği arasındaki bu son dönemlerde yaşanan stresli konuları da ele almanızı isteyeceğim. Lütfen öncelikle Türkiye'nin bu diplomatik temasları ne anlama geliyor? Bu operasyon sinyallerinin olduğu dönemde. Operasyondan neyi kastettiğinizi tam bilemiyorum. Bu Suriye'de mi, Irak'ta mı? Hani? Sincan'da efendim. Sincar'da, evet. Evet. Şimdi bu, onun daha bir mevzi ve kendine has koşulları olan bir olay olarak düşünmek lazım. O Sincar merkezli konuları. Genelkurmay Başkanı'nın Bağdat ziyareti, onun arkasından meydana gelen patlamalar, onun bölgeye ilişkin mutlaka bir takım ve Amerika'da Biden'ın göreve gelmesiyle alakalı bir tarafları olabilir. Ama şu an itibariyle bu bir spekülasyon. Diğer konuya gelince Türk dış politikasında bir hareket, yani bir diplomatik atak var mı yok mu, bunu da henüz daha göremiyoruz. Atak şöyle, şu anda Türkiye etrafındaki komşularıyla çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir ülke görünümünde. Ve bu sıkıntıların büyük bir bölümünde Türkiye kendi dış politikasıyla yaratmış durumda. Ve bunları çözmeye yönelik adımlar atmak istiyor belki şimdi. Fakat bu atacağı adımların maliyetleri de bayağı kapsamlı, bayağı pahalı hale gelmiş durumda. Örneğin Mısır'la anlaşmak, uzlaşmak istiyoruz. Ancak Mısırlılar çok da haksız diyemeyeceğimiz sebeplerle diyorlar ki, yani Büyükelçiyi oradan kovan taraf sizdiniz. Bu ilişkilerin bu hale gelmesinin belli bir sebebi vardı. Bu sebeplerden en önemlisi de işte buradaki yönetimin aleyhinde faaliyet gösteren insanlar, gruplar var. Bunların önemli bir kısmı da Türkiye'de diyor. Bunları çıkarmanız lazım. Bunları sonlandırmanız lazım. Bizim iç işlerimize karışır görüntünün dışına çıkmanız lazım diyorlar. İsrail'le ilişkilerini Türkiye toparlamak istiyor. İsrail'de benzeri şeyler söylüyor anlaşıldığı kadarıyla. Yani bizim açımızdan diyor, işte sizin için PKK neyse bizim için de Hamas odur. Siz onlarla görüşüyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde ilişkilerimizin toparlanabilmesi mümkün değil diyorlar. Bir yandan da Türkiye'yi dışlayan bir tavır sergilememeye çalışıyorlar. Keza Suudilerle ilişkilerimizde benzeri sorunlar var. Biliyorsunuz Körfez'de Kuveyt ve Umman'la ilişkilerimiz daha iyiydi. Kuveyt'le çok daha iyiydi belki. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la çok kötüydü. Katar'la ise fevkalade iyiydi. Şimdi Katar'ın Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle uzlaşmasıyla birlikte bir takım soru işaretleri de oluştu. Yani acaba Katar bizim karşıtımız olan cepheye mi katılıyor? Bizimle ilişkilerini iyi devam ettirse bile en azından o karşı cepheyle, bizim karşımızda görünen cepheyle ilişkilerini daha mı geliştirecek? Yoksa Türkiye bütün bu gidişatın içinde fırsatlar yaratarak Mısır'la, Suudi Arabistan'la ilişkilerini toparlayacak mı? Suriye konusu ne olacak? Suriye'de bir bataklığın içine neredeyse saplanmış durumdayız. Suriye 10. yılına giriyor bu savaş Suriye'de ve 10. yılına girmiş olan bu savaşta en büyük kayba uğrayan ülke Suriye ise ikinci büyük kayba uğrayan ülke de Türkiye. Şimdi Biden yönetimi falan bu PKK-PYD ile ilişkilerini daha da artırma niyetinde olacak bir görüntü veriyor. Yaptığı tayinler, atadığı insanlar o intibayı destekliyor. Böyle bir dönemde bile Şam hükümetiyle anlaşmama, uzlaşmama konusunda Türkiye'ye ısrarlı, inatçı davranıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin dış politikasının sürdürülemez tarafları var. Türkiye'ye büyük maliyetler getiren tarafları var. Bunların gözden geçirilerek bir çeki düzen verilmesine şiddetle ihtiyaç var.
bu yönde bir gidiş adımlar atılıyor mu derseniz, bir takım şeyler söyleniyor ama bu son iki senedir böyle işte bir takım şeyler söyleniyor. Mısır'la ilişkilerimizi toparlayacağız deniliyor. İstihbarat düzeyinde görüşmeler yapılıyor deniliyor. Aynı şey diğer ülkeler için söyleniyor ama bir ilerleme de sağlanamıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında bölgesel politikasının çok süratli bir şekilde gözden geçirmeye ihtiyacı var. Mesela Yunanistan bu durumdan büyük bir fırsat çıkarmaya çalışıyor kendi lehinde. Çünkü geçmiş Yunan krizlerinden hep biliriz ki mesela Arap ülkeleri, örneğin Mısır veya İsrail hiçbir zaman Yunanistan tarafında olmamıştır. Yunanistan'ın yanında olduğuna dair bir açıklama yapmamıştır. Onların tezlerine yakın durduğunu ifade etmemiştir. İlk defa mesela geçen yaz Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan krizde bunların hepsini gördük. Şimdi tamam Türkiye güçlüdür, köklü bir devlet geleneği vardır vesairedir ama dış politikasına da bir çekil düzen vermesine şiddetle ihtiyaç var. Biden yönetiminin göreve geldiği böyle bir dönemde bu ihtiyaç katlamalı bir şekilde artmış durumda. Önümüzdeki dönem aslında daha hareketli olacak. Hem diplomasi sahası hem de askeri saha öyle görünüyor. Hem bahsettiğiniz gibi sizin de Suriye'de, Irak'ta, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de ve Körfez'de sular biraz daha ısınacak gibi görünüyor. Şimdi siz de cümlenizi Biden dönemiyle tamamladınız. Ben birazcık daha Biden'ın Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleriyle olan ilişkisine değinmek istiyorum. Çünkü Trump döneminde özellikle Almanya'nın Avrupa Birliği ülkeler arasında lider pozisyonda olduğu ifade edilen, yanlışsam lütfen düzeltin, yorumlar böyle olduğu için söylüyorum. Bu ilişkilerde bir takım sıkıntılar vardı. Bugün Merkel'in de bir açıklamasını gördük. Trump döneminde yaşadığımız anlaşmazlıkların Biden döneminde daha yapıcı bir şekilde ele alınacağını düşünüyoruz dedi. Avrupa basınında da, Amerika basınında da Biden'ın ilk resmi evet. ziyaretini Almanya'ya yapacağı, bir ihtimalde Mısır gibi ülkelerin ismi de geçiyor, Körfez'e de gidebileceği belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeler arasında yeni dönem sizce nasıl olacak? Çünkü şöyle bir soru da vardı, sıklıkla gündeme de geldi. Belki siz de katıldığınız programlarda bu soruya yanıt vermişsinizdir. Mart ayında Türkiye ile ilişkilere yönelik bir zirve yapılacak. Acaba Avrupa Birliği sürekli bu zirveyi Mart'a ertelemesinin altında Biden yönetiminin beklentisi mi vardı? Bu yüzden mi acaba bu zirve ertelendi gibi bir soru vardı. Bunu da bir değerlendirirseniz sevinirim. Şimdi son söylediğinizle başlayacak olursak Avrupa Birliği'nde özellikle Almanya'nın belirlediği tavır o. Yani Almanya diyor ki işte Türkiye gibi bir ülkeyle ilişkileri Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi yüzünden kökünden kazıyamayız. Yani Türkiye'ye ambargo uygulamak, büyük yaptırımlara kalkışmak bunlar söz konusu olamaz diyor. Ama şunu da yapıyorlar, işte Türkiye'yi kınayan açıklamalar yapıyorlar ve sanki Yunanistan'ın tezlerine destek veriyorlarmış gibi açıklamalar yapıyorlar. Bunlar da yanlış şeyler, doğru şeyler değil. Şimdi Almanya açısından bu aynı zamanda taktik de bir şeydi. Yani Mart'ı bekleyelim. Çünkü Aralık'taki zirvede karar alamamak için, aldırmamak için birkaç sebep ortaya koyuyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de işte Biden yönetime gelsin. Bakalım onların Türkiye politikası nasıl belirlenecek, nasıl bir seyir izleyecek onu da görelim, ona göre karar alalım manasında yapıyorlar. Şimdi şeye gelince Biden'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltme konusunda adımlar atacağı kesin. Zaten Biden yönetiminin en belirgin farklılığı belki de Trump'tan NATO içindeki kırılmaları ortadan kaldırmak. Orada bir dayanışma duygusu yaratmak, yeniden mesela Trump'ın yaptığı gibi Almanya'nın üzerine kaba saba biçimde gitmemek, Suudi Arabistan'dan, Körfez ülkelerinden istediği gibi Almanya'dan biz sizi koruyoruz, bunun karşılığında para vermeniz lazım gibi haraç istememek. Yani daha dikkatli olmak. Bu işte Atlantik İttifakı'nın diyelim çatlaklarını tamir etmeye yönelik girişimlerde bulunacağı açık Biden'ın. Öte yandan Orta Doğu'da bizim olduğumuz bölgede nasıl bir politika izleyeceği ayrı bir soru işareti. Burada maalesef Biden'ın yaptığı tayinler, şu anda Senato'da işte Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, iki gün önce ya da üç günde olabilir,
Senato'da işte kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar vardı. O cevaplar da işte Türkiye'de geçiyordu. Orada yaptığı konuşmaların hiçbir pozitif tarafı yok. Sözde Ayrıca bu müttefik dedi. Sözde müttefik dedi Tony Blinken. Evet, sözde müttefik dediği işte rakibimiz Rusya'dan S-400 alması kabul edilemez dedi. Biz dedi Kağıtsa yaptırımları dosyasına bakacağız. Bunun nasıl işlediğini göreceğiz. Eğer yeterince sonuç alınamıyorsa bu yaptırımları, bu baskıları artırmak için de mutlaka bir şeyler yapacağız anlamına gelen sözler söyledi. Yani şimdi bunları yan yana getirdiğimizde bu Biden yönetimiyle Türkiye olarak epeyce bir papaz olmamız söz konusu. Zaten Kongre'deki İsrail lobisi Türkiye'nin tam manasıyla karşısına dikilmiş durumda. Eskiden işte Ermeni ve Rum lobisine karşı İsrail lobisinin belli bir dengeleyici etkisi olurdu. Şimdi Biden'ın aynı zamanda tayin ettiği kişiler fena halde PKK'cı, YPG'ci tipler. Bunlar işte bu coğrafyadaki bir büyük Kürdistan projesinden yana olan insanlar. Bunu yapabileceklerini zannediyorlar. Ama belki de Türkiye'nin burada tek avantajı veya avantajlarından bir kısmı da şu olacak. Bölünmüş ve kutuplaşmış bir Amerika gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani Biden her ne kadar onu yapacağım, bunu yapacağım dese de Biden ekibi büyük ölçüde Obama yönetimleri döneminden gelen insanlar. O zamanki Amerika değil, 20 sene önceki Amerika hiç değil. Dolayısıyla yani Amerika kendi içindeki yarılmalardan, kırılmalardan dolayı belli bir güç kaybetmiş durumda. Yani Biden yönetimi şu veya bu ölçüde iç politikaya daha fazla angaje olmak durumunda. İçerideki şikayetçi grupların şikayetlerini azaltma yönünde adımlar atması lazım. Sizin de gösterdiğiniz gibi mesela Oregon'daki olaylar Amerika'nın birçok çevresine yansır mı, artar mı? Eğer artarsa bunlar ne olur? Bunların hepsi soru işaretleri olarak karşısında olacak Biden yönetiminin. Daha önemli bir şey de belki dış politika açısından dünya artık şu veya bu şekilde bir çok kutupluluğa evrilmiş durumda. Bu çok kutupluluk bir olgu artık. Bu olgu çerçevesinde düşündüğümüzde Amerika'nın tek kutuplu dünya düzeninde bile yapmakta zorlandığı pek çok şeyi bizim coğrafyamızda zorlamaya kalkışması pek de kolay olmayacak. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. Amerika hala dünyanın en büyük gücü. Ve bu büyük gücü olduğu için de dünyanın başının belası olabilir. Yani bir devlete taktığı zaman da örneğin Türkiye'yle takıştığı zaman Türkiye'ye zarar verme kabiliyeti de yüksek bir ülke. Ha kendisi zarar görmez mi? Görür. Ama Amerika böyle dış politikada hata yapma şampiyonluğunu da kimseye bırakmaz. Kurumların böyle kendilerine fazlaca güven atfetmesi sorunu vardır. Amerikan güvenlik bürokrasisinin özellikle. Dolayısıyla bütün bu şeyleri yan yana koyarsak sıkıntılı bir dönemden geçeceğiz Amerika ile. Bu sıkıntılı dönemden geçerken Türk dış politikasının fevkalade dikkatli nüanslar üzerine inşa edilmesi lazım. Bölge ülkeleriyle ilişkilerin çok iyi yürütülüyor olması lazım. Mesela Rusya konusu Türkiye'nin gündeminin ön yerlerinde olmalı. Yani o Rusya faktörünü nasıl Bu konuyu biraz kullanabileceğiz? daha açabilir misiniz Sayın Ünal? Neden Rusya konusu. neden bu kadar ön cephede yer almalı bu konu? Rusya şöyle, şimdi Rusya ve Putin dünyanın çok kutupluluğa döndürülmesi için muazzam bir mücadele veriyor. Hatta Putin'in dış politika hedefi buydu. Bu hedefine de büyük ölçüde ulaşmış durumda. Bunu tek başına yapmadı tabii. Çin'in yükselen gücü var, kendisi var. Amerika'nın tek kutuplu dünya düzeninde yapmak isteyip yapamadıkları, başarısız olduğu şeyler var. Onların yarattığı atmosfer var. Ve dünyanın birçok bölgesinde irili ufaklı devletlerin, yani sadece büyük devletlerin değil, bu arada Türkiye gibi orta büyüklükteki devletlerin de Amerika'nın tek kutuplu dünya düzenine başkaldırısı var diyelim. Şimdi böyle bir ortamda mesela Türkiye'nin aslında Batı dünyasından beklediği şey şu. Türkiye diyor ki bir manada kardeşim ben artık 1945'lerin, 50'lerin işte 18 milyonluk, 20 küsur milyonluk ya da 1963'te Avrupa Birliği ile Ankara Anlaşması'nı imzalarken olduğu gibi 33 milyonluk ülkesi değilim.
Ben Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahibim. Almanya'yı bile geçtim 2 milyon. Tamam, Avrupa'nın diyelim ki nüfusunu geçtiğim ülkelerinin milli geliri, toplam milli geliri benimkinin 2-3 katı olabilir. Ama benim de bir potansiyelim var. Ben de yerde sürünmüyorum, perişan durumda değilim. Dolayısıyla ben artık bir bölgesel gücüm. Benimle böyle konuşmalısınız. Yani benim de kendime göre bir statüm var diyor. Fakat Batı dünyası bu statüyü Türkiye'ye tanımak istemiyor ısrarla. 1945'lerde işte Batı dünyasına gelip sığınmış, Sovyet tehlikesine karşı koruma istemiş bir ülke gibi davranmakta ısrar ediyorlar. Bunu bırakın Amerika'yı, Avrupa'daki Fransa gibi bile bu şekilde görmek istemiyor Türkiye'yi. Şimdi bu ilişkilerin sürdürülebilir bir tarafı yok bu şekilde. Buradan sorun çıkacağı açık. Ama mesela çok ilginç, Rusya Türkiye'yi bir bölgesel güç ve ortak olarak görmeye eğiliminde. Bunu Azerbaycan-Ermenistan savaşında da gördük. Orada Putin'in açıklamaları gayet realist, mantıklı, ayakları üstüne basan, Türkiye'nin önemini anlayan analizler. Ha, denilebilir ki Putin'in ayrı bir gündemi var. O da NATO'yu bölmek istiyor da şöyle böyle NATO içinde sorun yaratmak istiyor. Tamam, bunlar da gündemi. Zaten her ülkenin kendine göre bir politika belirlerken çıkarlar olur. Ama bizim de bu coğrafyada Rusya ile işbirliğini artırmamız için her türlü sebebimiz var. Zaten yeterince ticaret ve ekonomik ilişkiler var. Bunları daha da geliştirmemiz için sebep var. Potansiyel var. Bu ilişkileri siyasi alana da taşımış durumdayız. Örneğin Ermenistan-Azerbaycan savaşı bunun en güzel örneği. Rusya ile Türkiye arasında gayet iyi bir planlama ve yani bir ortak plan ürünü olmasa bile krizi birlikte yönetmenin başarısı diyelim. Bunun artırılarak askeri işbirliği şeklinde de devam ettirilmesi mümkün. Türkiye sıradan bir NATO üyesi değil. Yani güvenlik sorunları dikkate alındığında ortalama bir NATO üyesinden çok farklı tehdit algılamaları var. O yüzden de farklı seçenekleri olmak durumunda. Ama Batı dünyası böyle görmek istemiyor Türkiye'yi. Dolayısıyla bu şu demektir. Yani burada Türkiye ne olduğunu, ne istediğini karşı taraflara da gösterecektir. Bu kavgayla, dövüşle ve ideolojik kamplaşmayla olmaz. Siz çıkarlarınızı korumada, genişletmede, nüanslara dayalı, dikkatli ama tutarlı bir dış politika izlerseniz, içeride de kutuplaşmayı azaltıcı politikalar izlerseniz başarılı olmamanız için bir sebep yok. Ama içeride ayrışma artarsa, kutuplaşma devam ederse, dış politikadaki şu anki tutarsızlıkların hepsi aynen sürdürülürse istenilen sonuçlar elde edilemeyebilir. Yani bu açıdan söyledim Rusya faktörünü. İçeride de dışarıda da barış ve kontrollü bir politika izlemesi gerekiyor Türkiye'nin diyorsunuz. Biraz da Ulusal çıkarlara dayalı ve tutarlı. tutarlı. Biraz da Doğu Akdeniz'e bakmak lazım. Devir teslim töreni öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'la birlikte Ege'de bir tatbikat yaptı. Çok da kardak benzeri bir kayalıkta gerçekleşti bu tatbikat. Bu tatbikatla Türkiye'ye nasıl bir mesaj verilmek istendi? Peş peşe açıklamalar geliyor. Arka arkaya Yunanistan'dan da Türkiye'den de açıklamalar var. Özellikle Yunanistan'ın son günlerdeki bu kararı, 12 mil kararı çok konuşuluyor. Dışişleri Bakanlığı'nın buna yönelik tepkisi var. Bir de tabii bir soru daha var bu noktada akıllara gelen. Türkiye ve Yunanistan krizinde çözüm noktası NATO mu? Valla ben Türk-Yunan sorunlarını şöyle bir 25-26 senedir takip eden birisiyim. Yakından da takip eden birisiyim. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözülebilir bir tarafı yok. Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlarda belirlenen pozisyonlar, örneğin Yunanistan'ın pozisyonları bundan 40-50 yıl önce belirlendi. Ve bu pozisyonlar demokrasinin adeta kötüye kullanılması şeklinde bütün Yunan halkına, Kıbrıs Rum halkına kabul ettirildi. Herhangi bir hükümetin Yunanistan'da ya da Kıbrıs Rum kesiminde Türkiye ile bir al-ver pazarlığı yapması neredeyse mümkün değil. Taleplerinin tamamını istiyor. Şu anda istikşafi görüşmeler yapalım diyoruz. Avrupa Birliği'nden bir yaptırım kararı geçmesin, biz iyi çocuğu oynayalım diye. Bunları yapıyoruz ama orada da Yunanistan istikşafi görüşmelerde tavrı aynı. Yani diyor ki kardeşim ben sizle sadece kıta sahanlığının
Ege'deki en son Yunan adalarıyla Türk ana kıtası arasında nasıl çizileceğini konuşurum. Diğerleri benim milli egemenlik hakkımdır. Sizin uydurduğunuz sorunlardır. Ben bunun hiçbirisini sizinle müzakere etmem diyor. Normalde Türkiye'nin her 10 yılda bir Yunanistan'a karşı gücü belli bir oranda artar. 1923'ten beri bu bir gerçektir. Şimdi Türkiye aslında gücünün zirvesinde Yunanistan'a karşı ve 2008'de 9'da başlayan Yunan finansal ekonomik krizi ile birlikte düşünüldüğünde bu güç askeri, ekonomik ve siyasi olarak fena halde artmış durumdaydı. Ama şimdi Türkiye bölgesindeki bütün ülkelerle kavgalı hale gelip bu kavgalarını derinleştirmekte de ısrar ettikçe Yunanistan'a mücadele etme imkanı ve fırsatı sunmuş oluyor. Çünkü bizimle kavgalı olan ülkeler bize zarar vermek için Yunanistan'la işbirliği yapıyorlar. Şimdi siz Yunanistan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı tatbikattan bahsettiniz. Peki yazınki krizde bizimle Yunanistan arasında askeri bir kriz cereyan ederken ne oluyordu? Bakın İsrail Yunanistan'a destek açıkladı mı? Açıkladı. Mısır açıkladı mı? Açıkladı. Suudi Arabistan açıkladı mı? Açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri açıkladı mı? Açıkladı. Fransa açıkladı mı? Açıkladı. Evet. Bunlardan Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'da yapılan tatbikata uçak göndererek katıldılar mı? Katıldılar. Burada yanlış olan bir şey var. Yani şimdi biz oturup da şunu anlatırsak ama o ülkede şunu yapıyor, bu ülkede bunu yapıyor, bu da bunu diyor. Efendim Türkiye eskiden haklarına sahip çıkmıyordu. Şimdi Türkiye hakkını arar bir ülke oldu. O yüzden herkes Türkiye'nin aleyhinde tavır belirliyor. Bunlar dış politika değil. Dış politika şikayet etme alanı değil. Böyle çocukça argümanlar geliştirme alanı hiç değil. Ciddi bir alan. İç politikaya alet edilmemesi gerekir. Mutlaka suhuletle halledilmesi gereken, üzerinde dikkatle düşünülerek adım atılması gereken bir alandır. Ve mutlaka ulusal çıkar esaslı olmalıdır. Yani bu kadar devlet eğer bizim aleyhimizde bir yerde bir noktada toplanıyorsa efendim ama onların hepsi haksız ve suçlu, bir tek ben haklıyım diyerek bir yere varamayız. Yani politikamız sonuç vermiyor demektir. Dolayısıyla bu cepheden bakıp çoktan en az 2 yıl öncesinden bu işleri halletmiş olmak lazımdı. Yani Mısır gibi bir ülkeyle kavgamız ne? Ben size soruyorum. Mısır bizim bir adamızı mı işgal etti? Deniz yetki alanlarımıza mı göz dikti? Gemi mi gönderiyor bizim hak iddia ettiğimiz karasularımıza ya da deniz yetki alanlarımıza? Yani ne yapıyor bize? Nasıl çözeceğiz bu sorunu? Son günlerde efendim, olumlu mesajlar veriliyor Mısır'a görüşme konusunda. İhtimal yok mudur sizce? Oturmaz mı masaya Ankara ve Kahire? İnşallah. Ama bu olumlu mesajların hiçbir sonuca varmadığını da görüyoruz. Yaklaşık 2 yıldır aynı mesajlar gidiyor geliyor. Ama bir şey görüyoruz. Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hepsinin attığı adımlarda Yunanistan'la somut girişimler var aralarında. Yani somut askeri girişimler var. Mesela Libya'da bu ülkelerin hepsi aleyhimize döndüler. Ve Libya'daki zemin ayağımızın altından kayacak neredeyse. Belki de kaymaya başladı. Dolayısıyla dış politikamızın mutlaka gözden geçirilmesi, dikkatli olunması, ulusal çıkar odaklı davranılması şart. Ve Biden döneminde bu 5000 kere şart. Biden döneminde bizim için en büyük tehdit nereden gelir sizce? Her yerden gelir. Yunanistan'ı azdırırlar, YPG'yi, PKK'yı azdırırlar, Rusya'yla ilişkileri gerginleştirip NATO içinde bizim üzerimizde baskı kurarlar. Rusya'ya karşı geliştirdikleri tavra bizim de destek vermemiz için ekonomik ve diğer baskılara yönelirler. Her yönden gelir. Peki Sayın Ünal, hiç şey konuşmadık. Aslında siz biraz değindiniz. İsrail'le özellikle bölge ülkeleri, Arap ülkeleri arasındaki son dönemde Trump'ın gider ayak gündeme getirdiği normalleşme anlaşmaları, işte Katar konusuna değindiniz. Katar ve Türkiye'nin yakın ilişkileri varken, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin arasında bu kadar büyük bir kriz varken nasıl olacak bu normalleşme diye değerlendirmenizi yaptınız. Biden ekibinin göreve geldikten sonra ilk icraatlarından bir tanesi de Trump döneminde alınan kararların Kudüs için geçerli olacağı yönelikti. Bu dönemde aslında Kudüs bölge ülkeleri için, özellikle Müslümanlar için kırmızı çizgidir ya. Bu politikaya ilişkin acaba bölge ülkelerinin
yaraları kaşınır mı sizce? Valla bu konuda Arap ülkeleri pozisyonlarını belirlemiş durumdalar. O da şu, İsrail'in ilişkilerini düzeltmenin ötesinde artık normalleşiyorlar. Yani normal diplomatik ilişki kuruyorlar. Ama aynı zamanda Amerika ya da dostane telkin diyebileceğimiz baskıda bulunuyorlar. Ve diyorlar ki İsrail'in şu 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 konulardaki Filistin politikalarını desteklemiyoruz. Şimdi Filistin konusunda da Araplar arasında bölünmeler vardı vaktiyle. Şimdi o bölünmeler de ortadan kalktı büyük ölçüde. Yani Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri belirgin bir şekilde bu Hamas grubunun desteklenmemesi, hatta onlara karşı gelinmesi, onlarla mücadele edilmesi konusunda hemfikir durumdalar. Dolayısıyla burada karşımıza diğer Filistin, yani Mahmud Abbas'ın liderliğini yaptığı El Fetih grubu geliyor. Şimdi onların, yani biz ona Filistin yönetimi demeliyiz aslında, El Fetih de değil. Çünkü o başka bir yanlış bir anlaşmaya da sebep olabilir Orta Doğu tarihi açısından, Filistin tarihi açısından. Filistin yönetimiyle ilişkilerini sürdürüyorlar. Ve o Filistin yönetiminin taleplerini hem İsrail'e söylüyorlar hem de Amerika'ya söylüyorlar. Yani diyorlar ki kardeşim biz şu 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 konulardaki Netanyahu'nun belirlediği İsrail politikalarını kabul etmeyiz diyorlar. Ve bunu da belki en iyi şekilde izah edenlerden biri Mısır. Diyor ki Mısır özetle Filistinlilere dayatılacak, Filistinlilerin kabul etmediği hiçbir anlaşmaya biz destek vermeyiz diyor. Ama İsrail'le ilişkilerimiz devam eder diyor. Bu şekilde olumlu, ilerleyici bir çizgide devam eder. Ama Filistinlilere empoze edilecek bir anlaşmanın parçası olmayız, destek vermeyiz diyor. Şimdi Türkiye'de bu noktaya gelebilir. Yani hem İsrail'le, Mısır'la ve Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirebilir, hem de bu noktaya gelebilir. Yani Mısır'a diyebilir ki İsrail konusunda, pardon, Filistin konusunda sizin belirlediğiniz politikaya ben de destek veriyorum. Eskiden böyle yapardı Türkiye zaten. Dolayısıyla Arap ülkeleri de Türkiye'nin tavrını anlayışla karşılardı. Ama Filistin'e şunun, bunun Filistin konusunda şu veya bu talebin ön plana çıkarılması, seslendirilmesi konusunda Türkiye değil, Arap ülkeleri öncülük yapmalı, Türkiye onlara destek vermeli. Eskiden böyle yapardık. Doğrusu budur. Bunun önemi nedir peki? Neden böyle olması gerekiyor? Önemi şu, yani bu konuda Arap ülkeleriyle İsrail defalarca savaşmış zaten. Bu konu onların kendi toprak bütünlüğü içinde tartışılmış. Onlarca, yani şöyle bakın, 1948, 1956, 1967, 1973... 4 tane büyük savaş yapılmış. Bu savaşların her birinde Araplar yenilmiş değil. 1973'te mesela Mısır'ın İsrail'e karşı yaptığı savaşta muazzam bir de başarısı var. Onun üzerine inşa edilen bir süreç var. Şimdi biz bunları tanımayıp, örneğin bir çizgi belirlersek o zaman bu ideolojik bir çizgi olur. Ama biz dersek ki ya işte Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, efendim diğer Ürdün'ün, hatta bütün diğer Arap Ligi'nin Filistin konusunda belirlediği şu 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 politikalar benim açımdan da mantıklıdır. Yani ben de bunlara diplomatik siyasi destek veriyorum dersek burada doğrusunu yapmış oluruz. Ama ben Suudilerle İsrail'in uzlaşmasını, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirmesini kabul etmiyorum. Bu işte Filistin davasına bir ihanettir diye açıklama yaparsanız o zaman bunun diplomatik açıdan bir izahı olmaz. Bunu şundan çünkü dolayı zaten da sordum Sayın Hasan Ünal. Belki biliyorsunuzdur zaten ama izleyicilerimiz için hatırlatayım ben. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda yetkilendirildi CENTCOM'da İsrail. Bu da çok tartışıldı. Özellikle Körfez'de İran tatbikatlar yapıyor peş peşe günlerdir. Bu yüzden bu konuda çok tartışıldı. O yüzden de bu konuyu açmak istedim. İsrail'in CENTCOM içerisinde yetkilendirilmesini nasıl okumak lazım? Bu ne anlama geliyor? Önümüzdeki günlerde Körfez'de özellikle bir takım sıkıntılar yaşanabilir mi? İran'ın da tatbikatlarını göz önüne alırsak.
bunun teknik olarak izahını yapabilecek durumda değilim. Yani ama şunu söyleyebilecek durumdayım. İsrail, Amerika'nın o bölgedeki en önemli, yani dış politikasını belirlerken en önemli faktör İsrail'in güvenliğidir. Ve bu İsrail'in güvenliği faktöründe İsrail'in kendi prizmasından bakarak görür. Yani İsrail nasıl görüyorsa, nasıl algılıyorsa o şekilde görür o da. Şimdi dolayısıyla İsrail şu anda Amerika'yı İran'a karşı kışkırtmak istiyor. Fakat öte yandan bir sıcak savaş ihtimali de şöyle zayıf. Amerikan kamuoyunda konuşmamın başında belirtmiştim. Büyük bir kırılma ve kutuplaşma var. Çatlaklar yarıklara dönüşmüş durumda. Şimdi öyle bir ülkede mesela bu çatlakları oluşturan en önemli faktörlerden bir tanesi de Amerika'nın Orta Doğu'da ve Afganistan'da yürüttüğü kirli savaşlar. Bu kirli savaşlara Amerikan kamuoyundan hiçbir destek yok. Yani Amerikan elitinin organize ettiği, Amerikan kamuoyuna kabul ettirdiği bu savaşların Amerikan toplumunda alıcısı kalmadı. Şimdi böyle bir dönemde İran gibi çok da dişli bir ülkeye karşı bir sıcak savaşa girişmek pek akıl işi değil. Ama öte yandan şunu da söylemek lazım. Biden ve ekibi zaten Trump'ı eleştirirken sen niye nükleer anlaşmadan çıktın diye eleştiriyorlardı. Fakat İsrail'e rağmen şimdi bir de İsrail seçimlere gidiyor ve enteresan olan şey aşırı sağın hangi derecedeki partisi kazanacağı konuşuyoruz. Artık İsrail'de de böyle iç politikasında da böyle bir dönüşüm yaşanmış durumda. Şimdi İsrail Amerika'yı İran'a karşı bir sıcak çatışmaya zorlarken, teşvik ederken Amerika hiçbir şey olmamış gibi İran'la gidip oturup nükleer anlaşmaya geri döner mi? O da çok zor bir soru cevaplamak açısından. Çünkü mesela İranlılar şu anda işte Cevat Zarif olsun, Hasan Ruhani olsun, diğerleri olsun attıkları tweetlerde Trump yönetimini işte kullanılmış, kirli, basit bir kağıt olarak çöp tepetine atılmış varlıklar olarak değerlendiriyorlar. Pompeo'nun hiçbir değeri olmadığını anlatıyorlar. Şimdi Amerika sırf Trump ve Pompeo ikilisi bunu böyle yaptı diyerek geri dönüp İran'la hiçbir şey olmamış gibi o masaya dönüp ve adeta özür dileriz bir yanlışlık yapmış bizden öncekiler dercesine o anlaşmaya aynen imza atar mı? Oradan da şüphelerim var. O da çok kolay olmayacak. İran da seçime gidiyor. O da önemli. O da Haziran'da. Evet, o da ayrı bir şey ama orada diyelim Ruhani gibi birisinin geleceğini farz etsek. Çünkü eğer orada bir de tersine bir gidişat olur da mesela daha önce Hatemi'den sonra Ahmedinejad'ın geldiği gibi. Evet. Orada da mesela bu nükleer anlaşmayı reddeden birisi kazanırsa seçimleri o da apayrı bir şey olur, analiz konusu olur o zaman. Dolayısıyla yani orada kolayca cevaplayabileceğimiz sorular yok. Yani oradaki sorular yumağa bayağı şey. Bu arada tabii İsrail işte Suriye'nin üzerine giderek, Irak'taki Şii milislerin üzerine giderek filan İran'ı kışkırtıyor habire. Kendi açısından işte güvenliği için bir şeyler yaptığını söylüyor. Ne kadar inandırıcı ayrı bir tartışma ama oralardan da çıngar çıkar mı çıkmaz mı? İranlılar muhtemelen çıkartmamaya özen göstereceklerdir en azından bu seçimlere kadar. İsrail basınının da geçtiğimiz günlerde Şam'la bir takım temaslar olduğuna dair haberler de yer aldı. O da çok enteresandı. Özellikle bu kendi güvenliğim için bu saldırıları düzenliyorum derken bir taraftan da kendi basınında böyle bir iddia yer aldı. O da tabii ki belki de üzerinde çok düşünülmesi gereken, iyi bir taranması gereken bir bilgi. Bütünüyle orada yazılanların tamamı teyit edildi mi emin değilim. Evet, ama, ben de evet. Ama şu noktaya kolaylıkla İsrail gelebilir. Yani Araplar kendi aralarındaki sorunları çözerken, İsrail ile Araplar yakınlaşırken şunu da yapabilirler. Yani Suriye'yi de Arap Ligi'ne alalım. Suriye Arap Ligi'ne girerse İran'a bağımlılığı azalır. Türkiye'nin Suriye'de rahatça dolaşması istediğini yapmasının önü alınır.
diye de düşünüyor olabilirler. Bunun için de İsrail'e artık Suriye rejimi yönetimi yeterince zayıfladı. Sana bir tehdit oluşturması mümkün değil. Dolayısıyla sen de otur Suriye ile konuş diye düşünüyor olabilirler. Görüşme çok teknik konularla sınırlı da olabilir. Yani çünkü bu İran'daki şeydeki Suriye'deki İran varlığı meselesiyle sınırlı olabilir. Ondan ilgili belli teknik konular üzerinde sınırlı olabilir ki istihbarat örgütleri savaştığı ülkeyle de bunları her zaman her yerde görüşür yani. Sayın Ünal, son sorum da şu olsun, yine Biden'da biraz devam etmiş olacağım ama hazır böyle bölgeyi de konuşurken Biden özellikle seçim kampanyasında Çin etkisini kırmaktan bahsetti. Bunun altında işsizlikle açıkladığı ifadeler vardı. Ülkedeki kutuplaşmanın bir temel nedeni de Trump üzerinden Çin etkisi olarak yorumladı. Neden bu kadar etkin bir politika yürütmek istiyor bu alanda? Vallahi şimdi Çin'le Trump'ın yaptıkları gibi değil de normal Çin'le ilişkileri aynen sürdürelim. Yani işte Amerikan şirketleri Uzak Doğu'ya yaptıkları yatırımları sürdürsünler. Çin ürettiği malı Amerika'ya bol bol satsın. Bu da böyle devam etsin çizgisinden gidilirse Amerika'daki işsizliğin önünü alamayacaklarını düşünüyorlar. Aynı şeyler başka ülkelerle oluşturdukları ticari ilişkiler açısından da geçerli. Amerika'daki işsizliğin önü alınamazsa iş kalitesi bozulmuş zaten. İnsanlar işsiz değil ama yaptığı işten memnun değil. Ve Amerika'nın Çin'le rekabetteki alanı daralıyor. Rekabette zorlanıyor Çin'le. Böyle giderse bu iş ne olur sorularının hepsi gündemde. Şimdi Trump bunlara bir takım alternatifler getirmişti kendince. O alternatifler Biden yönetimince doğru bulunup devam mı ettirilecek? Yoksa daha sert bir Çin karşıtı çizgiye mi sürüklenecek Amerika? Ya da daha mı yumuşatacak Çin'le ilişkilerini? Bunların da hepsi soru işareti olarak duruyor. Mesela Çin'le Avrupa ülkeleri geçenlerde Amerika'yı beklemeksizin bir ticaret anlaşması yaptılar. Yani bu konularda Avrupa'dan da tam destek alamayabilir Amerika. O açıdan bekleyip görmek lazım ama Amerika'daki bu kutuplaşmanın ve ekonomik durumdan şikayetçi olan kesimlerin sayısının kapsamının artmasını engellemenin yollarından bir tanesi de bu. Çok teşekkür ederim Sayın Ünal, değerli katkılarınız için. Hızlı bir rica böyle ederim. Dış politika turu oldu. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Faydalı olmuştur inşallah. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, tabii ki faydalı oldu. Sağ olun. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal'la konuştuk. Hem Türkiye'nin Biden'lı dönemdeki dış politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ve bölge ülkeleriyle özellikle Türkiye'nin komşularıyla politikası nasıl olacak? İç siyasette